Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bol susamlı simit tarifiyle sizlerle birlikteyim. Küçük küçük halkalardan oluşturacağımız bu simitimizin içerisinde mahlep koyacağız. Dışarıda satılan simitleri hiçbir şekilde aratmayacak. Mutlaka bu tarifi birebir uygulamanızı tavsiye ediyorum. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. Yoğurma kabına 250 gram margarin ya da tereyağımızı alalım. 2 adet yumurtamızın sarısını alalım. Yumurtalarımızın akını bir köşede bekletelim. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, yarım çay bardağı toz şeker, 1 tatlı kaşığı mahlep. Kaşığınız dolu dolu olsun arkadaşlar. Unumuzu eklemeden önce bu karışımları macun kıvamına getirelim. Mutlaka yağınız oda sıcaklığında olsun. Macun kıvamına getirmiş olduğumuz karışımımıza en son unumuzu ilave edelim. 4,5 su bardağı un eledim arkadaşlar. Unumu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Sert bir hamur yapmayın. Şekil alabilen yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. En son kalın unumu da ilave ederek hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Toplamda tam 4,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuz yumuşak ve elimize hiçbir şekilde yapışmıyor. Kesinlikle sert olmaması gerek. Eğer sert olursa kurabiyelerinizde çatlama olacak ve şekil vermesi çok zor olacak bu aşamada. Hamurumuzdan hemen ceviz büyüklüğünde beze alalım. Tahtamızın üzerinde uzun bir rulo yapalım. Çok fazla inceltmeyin. Daha sonra iki uç kenarını güzel bir şekilde birleştirelim ve halka şeklini verelim bu şekilde. Birleştirdiğiniz tarafı iyice kapattığınızdan emin olun ki açılmasın. Halka şeklini aldı görmüş olduğunuz gibi. İlk önce yumurtamızın akına batıralım. Her tarafını batırmıyoruz. Sadece bir yüzünü batırıyoruz. Fazlasını süzdürdükten sonra susama batıralım. Dilerseniz kavrulmuş susam kullanabilirsiniz. Ben beyaz susam kullanacağım. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisini sırasıyla dizelim. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Ceviz büyüklüğüne bir bezeyi aldıktan sonra uzun bir rulo yapalım. Rulonuzu çok fazla inceltmeyin ama. İki uç kenarını birleştirelim ve halka şeklini verelim. Kesinlikle uç kenarlarını iyice birleştirin ki açılmasın. Bu halkaları sizler dilerseniz daha büyük şekilde de yapabilirsiniz. Daha sonra yumurtamızın akına batıralım. Tek tarafını batırdıktan sonra susama batırıyoruz. Hemen fırın tepsimizi sırasıyla dizelim. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında simitlerimizi hafif böyle pembe olana kadar 20-25 dakika arasında kontrollü bir şekilde pişirelim. Bol susamlı, bol mahlepli simitlerimiz servise hazır. Tamamen soğuduktan sonra gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Eminim ki bu mahlep kokusuna kimse dayanamayacak. Şu an evin içimiz gibi mahlep kokuyor. Tam istediğim gibi garantili bir tarif ile yine sizlerle birlikteyim. Hemen kıyılarını size göstermek istiyorum. Bakın, bölmeye çalışmama gerek kalmadan hemen kendiliğinden kırıldı. İçinin güzelliğini görüyorsunuz. Emin olun tadı da bir o kadar güzel. Umarım sizler de beğenerek ve severek tüketirsiniz. Ölçüleri birebir uyguladığınız zaman emin olun sizler de aynı sonucu elde edeceksinizdir. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.